için 21B yapılır diyor. Ve 21B'ye göre Metkün İnşaat ve İSPA'ya veriliyor. Kim onlar? Kim? İSPA'ya bakalım bir. Gelirse her şeye. Arkadaşlar diğer ekrana, belge, İSPA'nın kim olduğunu. Evet, burada firma detayları yer alıyor. Yer alıyor. Ortakları gelecek. Eğer geliyorsa. Bir daha gelirse. Siz okuyun isterseniz. Tamam. Çünkü ben okuyayım. Bu şirkette Kalyon aynı ortaklara sahip. Kalyon girmiyor, bu şirket giriyor. Ve 21B'den dolayı bir şirket dava açıyor. Bu ihale iptal ediliyor. Bakın gelin burada bir bahse girelim. Tekrar 21B ile yapacaklar. Bu 5 şirket ya da altındaki bu şirketlerle ortak iş yürüten bir şirkete verecekler. Ne kadar acı değil mi bu? Yok mu bu şirketlerden başka şirket? Yani lütfen birisi bana söylesin. İpsa kim? Kalyon. Daha sonra zaten bu iki şirket birleşiyor. Yani farklı şirketlerle ihaleye girerek 21B ile alarak devleti dolandırıyorlar ya. Bir de bir pist var, o tamamlanamıyor bir türlü. Peki o niye tamamlanamıyor? Onu söyleyeyim mi ben size? Lütfen. Bakın çok acı bir şey var. Bugün Sabiha Gökçen Havaalanı'nı bakın savunma sanayi başkanlığına bağlı havaalanı işletme havacılık endüstrileri yani HAŞ. Ya ben onu mesela onun yönettiğini bilmiyordum. İlk zannediyordum ki yine aynı yerde HAŞ yönetiyor. Evet. Bakın bir, bugün Sabiha Gökçen'deki bu pistin bitmemesi, bugün Türk Hava Yolları'nın oradan uçmaması, bugün uçuşların sınırlı olması ve Atatürk Havaalanı'nın kapatılmasının temel sebebi ikinci havaalanını yani yeni havaalanını güçlendirmek. Peki kim işletiyor yeni havaalanını? Cengiz ve Kalyon. Bir şey daha söyleyeceğim. Buradaki olay nedir peki biliyor musunuz? Şu anda kar eden, düne kadar kar eden Sabiha Gökçen Havaalanımız, bizim mal varlığımız, devlet hava meydanları işletmesine devredilecek. Peki onun genel müdürü kim? Cengiz'in ve Kalyon'un eski CEO'su. Ne yapacaklar? Orayı da Cengiz'e verecekler. Yani bakın Atatürk Havaalanı'nı bugün 50-60 milyar dolar değerindeki bizim öz varlığımıza yaptığımız markamızı bir kenara itecekler. Sabiha Gökçen ve yeni havaalanı bu beyefendinin olacak ve kira da vermeyecekler. Biliyorsunuz ki 2019, 2020, 2021 kiraları 1 milyar 195 milyon euro 2043'e ertelendi. Ama orada bir pizzayı 560 liraya satıyorlar. Bir kutu içeceği, marka vermeyeyim, 60 liraya satıyorlar. Ha sen vatandaştan bu parayı alacaksın. Bana kira vermeyeceksin. Sabiha Gökçen'in ikinci pistine, ihalesine gireceksin. 10 yıl yapmayacaksın, safsaklayacaksın. Atatürk Havaalanı'nı kapatacaksın. Ya ben ne diyeyim bu adamlara şimdi? Yerinde duramadığımız zaman niye sinirleniyorsunuz diyorlar. Siz bu ülkenin sahibi misiniz kardeşim? Bir önceki, acı bir şey daha söyleyeyim. Bir önceki devlet hava meydanları işletmesinin eski genel müdürü. Bu erteleme gibi bir utanmazlığa imza atan bu kişi nerede şimdi? Danışmanlık şirketi kurmuş. Sabiha Gökçen'i işleten insanlara milyonlarca liralık makbuz kesiyor. Bunu da maliyeden kaydına çıkardık. Peki bu hanımefendinin oğlu nerede çalışıyor? İGA'da yönetici. Şimdi böyle bir devleti mi biz murat ettik? Cumhuriyet bu yüzden mi kuruldu? Yani Cumhuriyet'in tüm kazanımlarını zaten bu insanlar haraç meraç sattı. Bir tek şey kalmıştı. Devlet ahlakı bir parça, onu da elimizden aldılar. Ya sen kararnameyle devlet hava işletmelerine genel müdür atıyorsun. Sen nasıl Cengiz'i istiyorsun oraya genel müdür yaparsın? Ve nasıl o bunu erteler? Sonra erteleyen kadının oğlu nasıl Cengiz'in şirketinde yönetici olur? Bu hanımefendinin 6 büyük projede tapuda soralım kendi ve yakınlarının taşınması var. Taksim Tepebaşı'nda oteli var. Nereden buluyor bu parayı? İşte soygun düzeni var bu ülkede. Bakın devlet hava meydanlarının altını kaldırıyorum, pislik çıkıyor. Hızlı tren projelerinin altını kaldırıyorum, pislik çıkıyor. Osman Gazi'yi kaldırıyorum, pislik çıkıyor. Her yerden pislik çıkıyor. Ve bunu söylediğimiz için Cengiz İnşaat bana dava açıyor. Ya da bir yerlerden haber yolluyor. Biz onlarla bir kez daha söyleyeyim. Ne diye haber yolluyor? Bakın. Sus diye mi? Nasıl haber yolluyor biliyor musunuz? Bunlarla ilgili diyor iftira atıyor, hesaplaşacağız onunla. Ha, öyle tehdit ediyor yani. Haber değil, evet, bu tehdit etmek. Ben ona iftira atıyorum. Ben evraksız, ben belgesiz hiç konuşmuyorum. Evet. Bugün namuslu bürokratlar bize bunları yolluyor. Ama son bu konuda bir şey söylemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yurttaşlarımız rahat olsun. Biz onlarla bir yerde yüzleşiriz. Günün birinde bağımsız mahkemeler onları yargıladığı zaman işte bizi çağırırlar, bu evrakları sorarlar. Tanık olarak, kamunun yanına tanık olarak onlarla yüzleşiriz. Onlarla ne el sıkışırız, ne bir araya geliriz. Bir araya gelene lanet deriz. Onlar bu 84 milyonun hesabını vermediği sürece. 300 milyar dolara yakın ihale almışsınız. Milyarlarca liralık sigorta ve vergi istisnalarında bulunmuşsunuz. Elektrik santralleri sizde, madenler sizde, köprüler sizde, havaalanları sizde, paramız sizde, vergi ödemezsiniz. Siz kimsiniz ya? Peki, ben buradan alayım ve Serkan Bey'e gideyim. Serkan Bey, biz de burada saf saf 3600 lira mı açlık sınırı, 6000 lira mı diye sorup duruyoruz. Olay bu işte. Ben Ali Vahir Bey'in böyle öfkeyle sorduğu bir soruyu size sorayım o zaman. Başka şirket yok mu? Evet, mesela bu konuyla ilgili aslında önce bir şey ekleyeyim. Ali Mahir Bey'in Sabiha Gökçen'le ilgili yaptığı açıklama, bu pistler biliyorsunuz talan edilirken ortaya çıkıp biz de bununla ilgili bir kamuoyu açıklaması yapmıştık. Birkaç programa da katıldım, hatta bununla ilgili söyledim. Şunu yaşadı bu ülke, sırf yeni havalimanındaki yolcu sirkülasyonu ödemelere yetebilsin diye açıkça yılların birikimiyle oluşturulmuş ve milyarlarca dolarlık yatırım yapılmış bir havaalanının pistlerini beton makinalarıyla, yol makinalarıyla paramparça edip, talan edip kullanılamaz hale getirdi. Sonradan anlaşıldı ki 3. havalimanına kredi vermenin ve bu işi yapmanın sözleşme koşullarından bir tanesi Atatürk Havalimanı'nı bu şekilde talan etmekmiş. Yani bir alternatif olmaktan çıkarmakmış. Hı hı. Bakın, bu dünyanın hiçbir yerinde kabul görmez. Buna dünyanın hiçbir ülkesinde, yani bırakın medeni, uygar, demokratik ülkeleri falan bırakın. Yani bunu Afrika'da yapamazsınız. Afrika'daki monarşide... Tamam Serkan Bey, neden ama? Neden yapılıyor? Yani şöyle, neden bu memleketin herkes bir kenara itiliyor da bu insanlar için çalışıyor herkes? Evet. Yani... Şimdi şunu biliyoruz İpek Hanım. Sadece bu şirketler ve bu projeler için söylemiyorum. Ama temel olarak Türkiye'de artık bunlar çok öne çıktığı için. Yani az önce Ali Mahir Bey diyor ya, hangi dosyayı kaldırsam altından bunlar çıkıyor diye. Hı hı. Doğru yani. Nereye kaldırsanız altından bu adamlar çıkıyor. Doğru. Yani 3-5 tane şirket çıkıyor. Bize ona çıkmıyor bunların sayısı. Hatta bir Dünya Bankası çalışması var biliyorsunuz. Kamuyla iş yapan müteahhitlik şirketlerinin ilk 10'unda 5 tanesi Türkiye'de. Yani bu anomali ortaya çıkıyor. Ya şimdi açık konuşmak lazım. Biraz cesurca bunları söylemek lazım. Çok açık bir biçimde bir siyasetin finansmanı durumu var. Yani neden dediğiniz gibi. Siyasetin finansmanı ne demek? Biraz açın onu bize. Yani şöyle, bugün bu ülkede, yani şeyden örnek vereyim daha iyi anlaşılır. Tabii, yani Sayın Davutoğlu sık sık söyledi işte. Siyasi ahlak ve etik yasası getirilmeye çalışıldığında, bunu getirirsen bu ülkede ilçe başkanı bile bulamazsın demek ne demek? Ne demek? Yani bir ülkede başbakanlık yapan iktidar partisinin genel başkanı çıkıyor, diyor ki bir önceki genel başkanı ve cumhurbaşkanına, efendim bir siyasi ahlak ve temiz siyaset yasası çıkarmamız lazım. Ve aldığı cevap, bunu yaparsan ilçe başkanı bulamazsın teşkilatlarda diyor. Şimdi bu şunu gösteriyor bize. Artık Türkiye'de devletin müteahhitlerle ya da özel sektörle yaptığı işler, AK Parti siyasetinin, daha doğrusu teşkilatlarının, daha da doğrusu elitlerinin finansmanı için kullanılır hale gelmiş. Şimdi elimizde bu iddiaları doğrulayabilecek yeter miktarda şey olmamakla birlikte, önümüzdeki dönemde bu kamu özel işbirliği projelerinin üzerindeki perde kaldırıldığında bence bunlarla ilgili elimizde tarihi belgeler olacak, süreçler olacak. Zaten muhalefetin hep birlikte ağız birliği etmişçesine kalkıp bu işlerin hesabının sorulacağını söylemesi üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp bunları sizden söke söke alırlar, bunların uluslararası sözleşmeleri var denmesinin sebebi de bu. Tabii. Çok ciddi tedirginlik oluşturduğunu düşünüyorum ve görüyorum ben bunu. Ama bundan kaçmanın yolu yok. Yani uluslararası hukuk da açıkçası bu konuda önümüzdeki dönemde muhalefete çok ciddi imkanlar sunacak. Bununla ilgili bizim hukukçularımız, uluslararası sistemi bilen arkadaşlarımız çalışmalar yaptılar. Yani bu o kadar da basit bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın zannettiği gibi her özel sözleşme tahkim yasası yoluyla söke söke almayı beraberinde getirmiyor. Yani şunu, siz hukukçularla bunun çalışmasını yaptınız, yapıyorsunuz. Elbette, elbette. O görüşlerini hatırlarsanız bundan bir sene önce falan bunlar böyle